hayırlı evlilik. Aile yılı ya e konuşmamız gereken bir şey var evlilik. Gençler de şu anda evlenemiyorlar. Evlilik şartlarından dolayı sıkıntılar var. Başka başka meselelerden dolayı evlilikten korkanlar var. Daha değişik dertlerimiz var. Dert çok Allah'a şükür. Dert dünyasındayız. Bu da dertlerden bir dert zaten. Asım bin Abdullah aktarıyor bize radıyallahu anh. Diyor ki içimizden biri Fezare oğullarından bir kadına talip olmuştu. Kadına gitti talip oldu dedi ki ben seninle evleneceğim. Kadın dedi ki bana ne vereceğim bana nasıl bir düğün yapacaksın? Adam dedi ki hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey mi? Vallahi hiçbir şeyim yok. E nasıl evleneceksin benimle? E Allah evlenene rızık vaat ediyor İnşallah iyi olacak ben de onun için sana talibim. Peki senin hiç cebinde, evinde, şurada buranda paran yok mu? 2 3 dirhemim var. Ne yapacaksın o iki 3 dirhemle? Eğer istersen gideyim pazardan bir terlik alayım, getireyim sana o terliği vereyim. Sen de o terlikle gelin ol gel. Tamam dedi kadın. Gitti aldı, getirdi kadına verdi. Kadın babasının evinden o terlikle çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler. Ya başka bir yerde nikah kıyıldı ya gelindi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında nikah kıydılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadına sordu. Gerçekten sen sadece bu terlikle mi gelin oldun? Evet ya Resulallah. Sadece bu mu? Evet ya Resulallah. Açtı ellerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Hem o geline hem o damata. Resulullah dua etti ve hoşnut oldu bundan o anda mı söyledi sonra mı söyledi bilmiyoruz ama Efendimiz Ebu Davud'da bu biraz önce naklettiğim İbni Macede Tirmizi'de geçen bir rivayet. Biraz sonra nakledeceğim cümle de Ebu Davud'da ama o anda mı sonra mı bilmiyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki en hayırlı nikah evlilik, evlilik yani en kolay olanıdır. Allah Resulü hayrı neye bağladı? Kolaya bağladı. Kolaylık varsa Hayır vardır demektir. Şimdi benim güzel kardeşlerim size demiyorum gidin işte terlikle birilerini alın gelin. Hanım kızlarıma da ben onu demiyorum. Ben hanım kızlarıma bakın ne diyorum orada burada söyleyeyim size. Alabileceğiniz en üst mihri alın isteyin alın. 500 kilo mu istiyorsunuz 1000 kilo mu istiyorsunuz kantar kantar mı istiyorsunuz isteyin Allah size bu hakkı vermiş. Baktınız ki adam adam, adam gerçekten adam, gerçekten bu manada yarın öbür gün su istimal etmeyecek. olan ucuza mal ettik iyi falan filan deyip farklı yerlere çekmeyecek. Adam gerçekten adam ne yaparsın infak edersin ya yavaş yavaş. Bin kilonun yarısını 10. yıllık infak et, bir 10 yıl geçer aradan bir yarısını daha infak et, bir 10 yıl geçer aradan bir daha infak et. Baktın adam tam adam hepsini infak et ya da imkanı var hepsini söke söke al neyse. Ama şöyle bir derdimiz var benim güzel kardeşim. Yahu ne terliği, ne evi, ne binası. Öyle şeyler duyuyorum ki ben bizim bazen kardeşlerimizin içerisinden. Kızımız diyor ki oğlumuza ben anne ve babanın oturduğu mahallede de oturmam. Aynı binada oturmaktan vazgeçtik zaten. O aynı evlerde oturmak onlar zaten hayal oldu. Aynı binada oturmaktan da vazgeçtik. Şimdi buna geldik. Diyor ki benim düğünüm şöyle olacak, salonum böyle olacak, kına gecem böyle olacak, gelinliğim böyle olacak, arabam şöyle olacak, her şey her şey her şey toplayın koca bir meblağ çıkıyor ortaya. Eğer varsa o delikanlının imkanı ya da ailesinin imkanı veriyor. Eğer veremiyorsa giriyor borcun altına, faizi bulaştırıyor. Daha evliliğin ilk aylarından itibaren haram girmeye başlıyor o eve. O haramdan itibaren oluşan o evin de akıbetinin ne olduğunu hepiniz tahmin edebiliyorsunuz. Gelin helala sarılalım. Gelin birbirimize karşılıklı bir biçimde suistimal etmeyeceğimizin sözünü vererek kolaylaştıralım. Kolaylaştıralım ki en hayırlısı olsun. Rabbim benim bütün ümmetimin gençlerine böyle kolay kolay olan evlilikler versin. Evlilikleri zorlaştıranlara da daha diyeceğim iyi bir şey söyleyeceğim de söylemiyorum diyorum ki Allah ıslah etsin. Kolaylaştırmayın zorlaştı zorlaştırmayın kolaylaştırın diyen peygamberin sözünü tutmayı Allah hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.